5-6 yaşlarında bir çocuk var. Orada hayatımıza babaanne giriyor bildiğim kadarıyla. Evet. Sen ve ablan babaanneyle yaşamaya başlıyorsunuz o dönemde. Evet. Nasıldı babaanne evi? Ve siz nasıldınız babaanneyle? Tabii annemin varlığında da ara ara babaannemle görüştüğümüz zamanlar oluyor. Mesela bir şekilde zor zamanlarımızda hayatta kaldıysak tabii ki o babaannemin faktörüyle alakalı bir şey. Benim nenem at arabasıyla sabahın ikisinde kalkar. Gider ahırdan arabasını, atını alır, at arabaya bağlar. Hani koşmak derler ona. At arabası üzerindeki mallarla beraber sabahın ikisinde at arabayla pazara gider. İşte atıyorum dükkan veya komisyoncuya malları indirtir. Sabah 7'de 8'e kadar mallarını sattırır veya satar. Oradan gelirken yemeklik alışverişini yapar, evine gelir, yemeğini yapar, yer, yatar, kalkar, ikindi vakti tekrar tarlaya gider. Tarladaki malını yükletir, güneş batmadan evine varır, yine yemeğini yer, atın yemini verir, kafaya vurur, yatar ve tekrar sabah 2'de kalkar, pazara gider. Benim babaannem 30-40 yıl bu şekilde yaşamış, belki daha fazla. Bir sülaleye bakmıştır. Ama bir sülale benim babaanneme bakamamıştır. Beni askere babaannem gönderdi. O da şey oldu. Ben artık hani amacım işte yurt dışına gitmekti falan. İşte İstanbul'da çalışıyordum bir yerlerde. Öyle işte seyahat satıcılık falan bir şeyler yapıyordum. Bir gün nenem vardı benim. Ve dedi ki, oğlum gel, çok önemli bir konu var, konuşmamız gerekiyor. Tabii ben hani cep telefonu falan almıştım. Tabii şey 23 yaşlarımdan bahsediyorum şu anda. Yani nenemi arayınca, kim ararsa arasın gitmem ama babaannem arıyorsa, öyle diyorsa mutlaka bir şey vardır. Her şeyi bıraktım, gittim. Oğlum dedi, askere git. Ya dedim, ne gideceğim askere, ne uğraş, niye zaman kaybedeyim dedim neneciğim ya. Bak saçım o. O vakit. Oğlum dedi, bir ayağım çukurda, bir gözüm görmüyor. Sen de askere git. Hani ölsem de gözüm açıkta gitmez dedi. Bir şekilde beni ikna etti. Yani madem öyle dedim ben hani. O da şöyle oldu. Nenemin bir Bağkur defteri vardır. Hani ilaçlarını aldı. Şimdi beni ikna edemedi aslında. Yarın dedi ilaçlarımı almaya gideceğiz dedi. Bağkur defterini sana emanet ediyorum. Kaybetme dedi. Ertesi gün oldu. Bağkur defteri yok. Koyduğum yerde Bağkur defteri yok. Başladı nenem sızlanmaya. Bağkur defterim de Bağkur defterim dedi. Ben de şimdi büyük bir pişmanlık oluştu. Eyvah dedim, ben şimdi ne yapacağım dedim. Bağkur defteri falan, nasıl kullanacağım edeceğim. Kendimi nenemi nasıl affettireceğim? Boş ver dedi Bağkur defteri. Sen dedi askere git, ben seni affediyorum dedi. Tamam o zaman dedim, affediyorsan tamam söz dedin, gideceğim askere. Madem böyle. Ne oldu bilmiyorum orada. Yani neneme kendimi affettirmek için askere gitmeye kabul ettim. İkinci Körfez Savaşı vardı Kuzey bölgesinde. Orada askerlik yaptım. Ağır bir askerlikti o da. Uzun bir süre orada kaldığımız için izin kullanamamıştım. Körfez Savaşı bittikten sonra izin kullanmaya gittim ve nenemi görmeye gittim de nenem ben izin kullanmadan 2 ay öncesinde vefat etmiş. Annemden sonra veya Almanya'da geldikten sonra herhangi bir çocukluğumla alakalı iyi bir şey varsa onu da sağlayan yine babaannem olmuştur. Ve yine o at arabasıyla yapmıştır. Babaannem de vefat ettikten sonra benim hayatımda hiç kimse kalmadı. Ablam da 93'te trafik kazasında vefat etmişti. Ne yazık ki. Böyle yani benim babaannemin en küçük çocukluğumdan son çocukluğuma kadar hem hakkı hem izleri vardır.
annemle beraber yaşadığımız dönemde de nenem bize hep destek olmuştur. Yani benim hayatım aslında çocukluğum bundan ibaret. Burada bir babaanne var. Nenem derken bile yine ifadenin değiştiği bir babaanne var. Mekanı cennet olsun. Ama gerçekten bir çocuk olarak büyürken hayatla ilgili Bayhan'ın tutunduğu yerlerde babaanne var. Onun anlamı bambaşka, hissediyorsunuzdur zaten.